İsmim Mahmut Halit Kılıç. Boytex Pazarlama Müdürüyüm. Boytex olarak Kayseri'de dokuma ve örme yatak kumaşı üretiyoruz. 6 yıldır şehrimizin en fazla ihracat yapan firması konumundayız. Ürettiğimiz ürünlerin 1/4'ünü her yıl 100'den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Coğrafi yaygınlığı çok yüksek bir marka olarak Avrupa, Amerika, Asya kıtalarındaki birçok ülkenin yanı sıra Mauritius, Saint Lucia, Macao, Yeşilburnu Adaları gibi ismine pek rastlamadığımız küçük ada ülkelerine dahi ihracat gerçekleştiriyoruz. Küresel ölçekte %10'a yakın bir pazar payımız var. Yani her 10 yataktan birinde Boytex kumaşı kullanılıyor. Dünyanın en önemli yatak ve mobilya markalarının küresel kumaş tedarikçisi konumundayız. Bu küresel firmaların sadece kumaş değil aynı zamanda teknoloji ve inovasyon çözümleri noktasında da kendilerini destekliyoruz. İnsanlar ömürlerinin 1/3'ünü yatakta geçiriyorlar. Bu kadar zamanın geçirildiği bir alanda konfor ve sağlık açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla da Boytex olarak bugüne kadar 100'den fazla yenilikçi çözümler geliştirdik. Bu geliştirdiğimiz çözümlerden en fazla talep görenlerinden hijyenik çözümlerin ürün gruplarımız oldu. Bugün bu ürün gruplarımıza antiviral özellikli yatak kumaşı eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın en önemli yatak ve mobilya markalarının küresel kumaş tedarikçisi konumundayız. Bu küresel markalara sadece kumaş değil aynı zamanda teknoloji ve inovasyon çözümleri de sunmaktayız. İnsanlar ömürlerinin 1/3'ünü yatakta geçirmektedirler. Bu kadar zamanın geçirildiği bir alanın da konfor ve hijyen olarak çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla da bugüne kadar 100'den fazla yenilikçi çözümler sektöre yenilikçi çözümler kazandırdık. Boytex'te yaklaşık 1000 kişiyle çalışıyoruz. Tabii ki burada sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek bu gelen talepleri hızlı bir şekilde karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Değer üretiyoruz. Ülkemiz için bu var gücümüzle çalışıyoruz. Peki yine antiviral kumaş talep dediniz. Hangi dünya ülkelerinden talep geliyor? Pandeminin görüldüğü yerlerde mi yoksa farklı birçok coğrafyadan talepler gelmeye başladı mı? İtalya ve İspanya başta olmak üzere pandeminin çok yaygın görüldüğü ülkelerden özellikle ciddi talepler geliyor. Tabii Brezilya, Makedonya, Paraguay ve diğer Güney Amerika ülkelerinden çok ciddi talepler alıyoruz. Ve tüm gayretlerimizle bu taleplere yüksek kapasiteli imkanımızla bunlara cevap vereceğiz. Peki son olarak dünyada ilk olma özelliğine sahip bir kumaş ürettiniz. Evet. Bunun nasıl siz için ne hissettirdi Boytex olarak? Öncelikli olarak ülke olarak gurur duyuyoruz. Bu böyle bir ürüne imza attığımız için ülke olarak gurur duyuyoruz. Tabii ki Boytex olarak birçok yeniliğin öncüsü olan bir firma olarak da bu sorumluluğu zaten ta ilk başından beri taşıyoruz ve bu ürünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz Boytex olarak yıllardan beri 100'e aşkın inovatif ürünü sektöre kazandırdık. Özellikle hijyen tekstiller alanında da birçok ürünümüz var ve müşterilerini şu anda kullanımına sunmaktayız. Virüsler konusunda da 2014 yılından beri çalışmalar yapmaktayız. En son 2017 yılında Güney Amerika'da ortaya çıkan Zika virüsü konusunda da bir kumaş geliştirdik ve müşterilerimizin beğenisine sunduk. Arge ekibimiz ve uluslararası çözüm ortaklarımızla birlikte özel bir polimerizasyon teknolojisi kullandık bu projede. Bu polimerizasyon teknolojisinin içerisinde yüksek aktiviteli antiviral partiküller kullandık ve bunları da kumaşlarımıza özel proseslerle adapte ettik. Buradaki çalışma mekanizması kumaşın özellikle virüslerin kumaşa teması halinde virüslerin etrafını çevreleyen protein ve yağ tabakası bizim kumaşımız sayesinde yok edilerek protein ve yağ tabakası virüs etkisiz hale gelmesi amaçlandı. Daha sonra da test aşamasına geçtik. Bu kumaşın testleri uluslararası akredite bir laboratuvar olan Almanya'da yaptırdık. Burada dünya genelinde bilinen bir standart var. ISO 18184 adı verilen standart tekstil malzemesinin antiviral aktivitesinin belirlenmesi metodu. Biz kumaşlarımızı buna göre test yaptırdık ve geçer not onayını da almış olduk. Böylece üretim başladı. Aynen öyle. Peki bunu kaç kişilik bir ekibiniz var ve siz kaç kişilik bir ekiple çalışma yaptınız ve sanırım diğer Arge çalışmaları bir yıl sürerken bu 3 ay kadar sürdü. Neden 3 ay sürdü? Evet, bu
ürünü biraz cümlemin başında da söylemiştim. Sosyal sorumluluk ve milli duygular çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz için özellikle yönetimimizin desteği ve proje arkadaşlarımızın da üstün katkısıyla 3 ay gibi kısa bir zaman zarfında bu ürünü gerçekleştirmiş olduk. Özellikle pandeminin ilk çıktığı günden itibaren biz bu projeye başlamadan önce projeyi sosyal sorumluluk ve milli görev olarak atlettik kendimize. Yönetimimizin de desteğiyle ve ekip arkadaşlarımızın da bilgi birikimlerini de bu projeye katarak virüsleri etkili antiviral kumaş üretimini üretmeyi amaç edindik kendimize. Peki.